Bir kişi ölse ve geride mirasçı olarak sadece kız çocukları kalsa, bütün mirası kızları mı alır? Bu durumda ölenin kardeşleri, yani kızların amcaları da miras alabilir mi? Evet, bizim bu geleneksel yapıda Allahü Teala bu şeyi kelale dediği kısmı Nisa suresinin 12. ve 176. ayette çok net bir şekilde açıkladığı halde maalesef bu sistem tamamen bozulmuş. Bütün mezhepler bozmuştur bunu. Mesela bir kimsenin kızları varsa, yani mezheplere göre diyorum, kızlar mirasın işte bir kız varsa yarısını alır, birden fazla varsa üçte ikisini alır. Kalanı onun kardeşleri alır. Hatta bir hadis uydurmuşlar işte hala olsun mesela babasının kız kardeşi onun artanı alır. Peki amcaları falan varsa onlar alır artanları falan. Ama bakın şu ayeti okuyayım. Sen böyle sokakta bir vatandaş kafasıyla dinle. Diyor ki Allahü Teala burada yani Diyanet'in mealinden okuyayım. Sen de istersen aynı 11. ayeti başlıyor Nisa suresinin. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala senden fetva istiyorlar Muhammed Aleyhisselam'dan. De ki Allah size kelale, babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Babasız ve çocuksuz kimse. Peki evladı olan bir kimseye, kız evladı olan bir kimseye çocuksuz denir mi? O zaman bak kardeşte bak diyor ki orada bu. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı onundur diyor. Bunun çocuğu var. Kız kardeş alamaz. Yine devamında söylüyor. Eğer kız kardeşler iki iseler erkek kardeşin bıraktığın üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek kızlı iseler o zaman da erkeğe iki kızın hissesi kadar pay verilir. Peki bütün bunlarda şart ne? Ölenin çocuğunun olmaması. Peki bir insanın bir tane kızı olsa çocuğu var mı? Var. Öyleyse başka mirası yoksa artan da o alır. Başka çaresi yok. Ama tekrar ediyorum maalesef mezhepler her şeyi yani Allah hangi konuda bu Allah'ın koyduğu sınırlardır demişse tamamını bozmuşlardır. Onlardan bir tanesi de miras meselesidir. Bunu da tamamen bozmuşlar ve en fazla zararı da kadınlara vermişlerdir.